Beyin damarlarının birçok nedene bağlı olarak daralması, tıkanması veya yırtılarak kanın damar dışına çıkması sonucu oluşan serebrovasküler hastalıklar yaşam süresini kısaltabiliyor. Halk arasında inme ya da felç olarak bilinen serebrovasküler hastalıklar dünyada ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alıyor. Yaşam kalitesini düşüren bu soruna bazı hastalıklar da neden olabiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Nöroloji Bölümünden Profesör Doktor Nergis Hüseyinoğlu serebrovasküler hastalıklar ve nedenleri hakkında şu bilgileri verdi. Beyin damarlarına kan akışının zayıflaması veya tamamen durması ya da beyin damarlarının yırtılması sonucu gelişen kanama nedeniyle ortaya çıkan hastalıkların tamamı serebrovasküler hastalıklar yani beyin damarları hastalıkları olarak tanımlanır. Halk arasında genelde inme ya da felç olarak bilinen serebrovasküler hastalıklar nedeniyle dünyada ve ülkemizde ölüm oranları yüksektir. Dünyada ölüm nedenleri arasında serebrovasküler hastalıklar 3. sırada yer alırken bu hastalıklar sonucunda engelli kalma oranı ise dünyada 1. sıradadır. Yaşam tarzınızın etkisi yüksek. Hastalığın nedenleri arasında genetik faktörler kadar yaşam tarzının etkili olduğu da düşünülmektedir. Duran bir yaşam tarzı, sigara ve alkol kullanımı değiştirilebilir risk faktörleri arasında yer alır. Yaş, cinsiyet ve genetik faktörler değiştirilemeyen risk faktörleridir. Cinsiyet açısından değerlendirildiğinde erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülmektedir. İleri yaşlarda ortaya çıkan seroprovasküel hastalıklarda ise daha ciddi tablolarla karşılaşılmaktadır. Serebrovasküler hastalıkların oluşmasına neden olabilecek birçok faktör vardır. Bunların çoğu değiştirilebilirken yaş, ırk ve genetik değiştirilememektedir. Serebrovasküler hastalıklara neden olan 6 etkeni şöyle sıralayabiliriz. 1. Hipertansiyon. Serebrovasküler hastalıkların oluşmasında doğrudan etkilidir. Kontrol altına alınamayan yüksek tansiyon beyin damarlarında plak oluşumuna, daralmalara ve tıkanıklıklara neden olmaktadır. Hipertansiyon ilaçlarla kontrol altına alınabilmektedir. 2. Hiperlidemi Kan yağlarının yüksekliği, seraprovasküel hastalığın oluşmasında etkili bir faktördür. Kan yağlarının yüksekliği aktif bir yaşam ve hayat boyu yapılacak diyet ile sorun olmaktan çıkmaktadır. Ayrıca sorun haline geldiyse ilaçlarla da tedavi edilebilmektedir. 3. Diabetis mellitus yani şeker hastalığı kanın pıhtılaşmasına neden olarak beyin damarlarındaki yapıyı bozmaktadır. Oluşamaması için sağlıklı hayat tarzı, diyabet ilaçları ve yaşam boyu diyet önemlidir. 4. Sigara içiciliği Serapravasküel hastalığa zemin hazırlayan önemli etkendir. Damar duvarını olumsuz etki yaparak damarların büzülmesine, damar üzerinde plak birikimine ve dolayısıyla inmeye yol açmaktadır. 5. Kalp hastalıkları arasında yer alan kalp kapak hastalıkları, ritim bozukluğu, kalp yetmezliği ile pıhtı oluşumu ve emboli ile seyreden sorunlar serebrovasküler hastalığın nedenleri arasındadır. 6. Uyku apnesi Uykuda üst hava yollarının tıkanıklığı, horlama ve gündüz aşırı uyku haliyle seyreden bir hastalıktır. Son yıllarda yapılan bilimsel yayınlarda uyku apnesinin serebrovasküel hastalık açısından önde gelen risk faktörü olduğu ortaya konulmuştur. Peki serebrovasküel hastalığın tedavisi nasıl yapılmalı? Serebrovasküel hastalığın medikal yani konservatif ilaçlarla girişimsel ve cerrahi tedavisi mevcuttur. Tedavi seçeneklerine inmenin çeşidine, hastanın yaşına, hastaneye başvuru saatine, altta yatan başka hastalıkların varlığına göre karar verilir. Damar tıkanıklığıyla seyreden seropravaskoyel hastalıklarda kan akışkanlığını artıran, kan pıhtılaşmasını azaltan ilaçların yanı sıra beyin ödemini azaltan, hastanın kan basıncını ve şekerini düzenleyen ve kolesterolünü azaltan ilaçlar uygulanır. Bazı durumlarda inmeye eşlik eden epilektif nöbetler olabilmektedir. Bu durumlarda hastanın tedavisine anti -epilektif ilaçlar eklenir. Damar tıkanıklığına bağlı inme geçiren hastalar hastaneye hızlı başvurdukları sürece hastanın altta yatan hastalıkları açısından uygun koşullar sağlanırsa trombolit denilen ilaçlarla pıhtı eritme tedavisi uygulanabilir. Bunun dışında hastalara mekanik yollarla yani uygun cihazlarla pıhtıyı damar yolundan çıkarma operasyonu yapılabilir. Beyin kanaması geçiren hastalarda beyin şişmesini önlemek için ilaç tedavisi, kanamayı boşaltmak için ise beyin cerrahisi tarafından yapılan operasyon uygulanabilir.